arkadaşlar, bu videoda sizlere Mesostractor'ların ve Mesor türlerinin bakımlarını anlatacağım. Bu seriyi galiba sevdiniz. Daha bir gün olmadan 13 like geldi. Yani bu da bence sevdiğinizi gösterir. Böyle seriler halinde yayınlamayı düşünüyorum ben bunları. İkinci gündeyiz. Yine ikinci videomuzu çekiyoruz. İyi seyirler. İsimleri Mesostractor'dır. Zorluk seviyesi 1, başlangıç seviyesidir. Yeni başlayanlara önerdiğim bir tür. Bulunduğu bölgeler Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya. Yaşam alanı genellikle kırsal bölgelerde güneş gören yerlerdir. Koloni yapısı tek kraliçelidir, multi-queen olmazlar. Koloni boyutu 10.000 işçiye kadar çıkabilir. Kraliçe ömrü de 25 yıla kadardır. Kraliçe rengi parlak siyahtır. Bu Mesor barbar üstlerde arkadaşlar kırmızılık da olabiliyor kafalarında. Kırmızı kafalı barbar üstler diyoruz. İşçi rengi parlak siyah, kırmızımsı kahverengidir. Prens rengi siyahtır. Asgari üretimleri yoktur ama majör üretimleri ve medya üretimleri vardır. Normal işçi üretimleri de yine vardır. Majörler arkadaşlar genelde bu taşımaları vesaire yaparlar, yuvayı kururlar daha büyük oldukları için. Çiftleşme uçuşları Eylül, Nisan ve Mayıs aylarındadır. Kışa yakın bir tarihte uçuşlar olduğu için bulduğunuz zaman kraliçeniz yumurtlamayabilir. Hani bir sonraki dönem salmak zorunda değilsiniz. Yine birkaç haftalığına bakın, eğer yumurtlamazsa tabii ki de salabilirsiniz. Beslenme çoğunlukla çim tohumu. Yani çim tohumunu arkadaşlar gerçekten çok seviyorlar. Normal kuş yemini de seviyorlar. Un kurdunu arkadaşlar çok sevmiyorlar. Hani ama illaki yiyorlar. Protein içerdiği için bu kadar da sevmiyorlar. Balık yemi arkadaşlar verebilirsiniz. Yine severler. Yani o kadar da sevmezler, un kurdu kadar. Ama illaki ilgilenirler. Balık yemi de verebilirsiniz. Nem arkadaşlar Old World'de 30 ila 50, yaşam alanında 50 ila 70 olmalıdır. Sıcaklık Outworld'da 25 ila 30 olmalıdır. Yaşam alanında ise 21 ila 26 olmalıdır. Daha fazla veya daha azı olmaz. Hani daha azında zaten 15 derecenin altında kış uykusuna yatıyorlar. Ve kış uykusundaki arkadaşlar yumurtlamıyorlar. Kış uykusu demişken arkadaşlar, kış uykuları vardır. Kasım sonundan Şubat sonuna kadardır. Oldukça dayanıklı bir türdür. Mesor barbarius arkadaşlar açık suda boğulma eylemini gösterebiliyorlar. O yüzden suyu bir damla olarak damlatmanızı önermiyorum. Bir pamuğa vesaire damlatarak servis edebilirsiniz. Yani şekerli suyu arkadaşlar arada su eksikliklerinde verin. Ben şekerli suyu o kadar vermem. Hani şu anda daha işçileri yok. Ben duyduğum kadarını ve araştırdığım kadarıyla paylaşıyorum. Eğer gerekli ilgiyi görmezlerse yuton koyup kaçabiliyorlar. O yüzden beslemelerini hiçbir zaman atlamayın. Yani ilgi gösterin arkadaşlar. Zaten bakımları öyle zor bir tür değil. Şimdi arkadaşlar benim kendi yorumum o kadar yok. Hatta bu videoluk yorumum yok. Çünkü daha tecrübe etmediğim bir tür. O yüzden bu videoyu burada kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.